Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Haftanın ilk gününde yine birlikteyiz. Önemli rakamlar açıklandı. TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Diğer taraftan cari işlemler dengesi açıklandı ve bunun gibi birkaç rakam daha açıklandı. Bir taraftan gözler biraz da bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Çünkü Meclis Başkanı Kavcıoğlu konuşacak. Ne söyleyecek bugün, neler sorulacak, hangi yanıtlar verilecek? Onlara da konuşacağız ve tabii dünyaya da bakacağız. Dünyada neler konuşuluyor? Bunların hepsini kime soracağız? Tabii ki ekonomist Bayram Başaran karşımızda, onunla konuşacağız. Merhaba Bayram Bey, iyi haftalar olsun. Merhaba Ebru Hanım, iyi haftalar. Evet, dilerseniz önce Türkiye ile başlayalım. Haftanın ilk günü yine rakamlar açıklandı. TÜİK hem işsizlik rakamlarını açıkladı. Onunla başlayalım mı, ne dersiniz? %12.1 deniliyor. 11 bin kişi artmış bir önceki aya göre TÜİK'in rakamları. Tabii TÜİK'in rakamları, yani işsizlik rakamları çok doğru veriler değil. Minimize etmeye çalışıyorlar ama şu an işsizlik %20'nin üzerinde. Bu kesin. TÜİK neyi ölçtüğünü, ne şekilde ölçtüğünü bilmiyoruz ama bir veri açıklıyor. Yani artık dayanamayınca eksiye mecburen dönüyor. Şimdi Türkiye'de işsizlik oranının %12.1 olması mümkün değil. Buna rağmen de artış varsa, bu artış demek ki yani %10'lar civarındadır. İşsizlik Türkiye'de azalır mı? Azalmaz. Mesela istihdam oranı %45 düşmüş. İstihdam oranı. Yani yeni işe girenlerin oranı %45 düşmüş. Bu çok büyük bir oran. Çok büyük bir rakam. Diğer taraftan hizmetler sektöründe son bir ayda işsiz kalan insan sayısı 341 bin kişi. 341 bin kişi. Bak, altını çize söylüyorum. 341 bin kişi. Yok inşaat tatlı, yok sanayi tatlı. Sanayide artacak bir yer yok. Kimse durdurmasın yani. Sanayide artacak bir yer yok. Yani evet. İnşaat sektörü. Nerede inşaat sektörü? Neresi canlandı? Hani büyük dev müteahhitlik firmaları nerede? Hiçbirisi ortada yok. Binlerce kişi istihdam ediyorlar. Ama binlerce kişi istihdam ediyorlardı. Bundan hiçbirisi yok. Yurt dışı taahhüt sektörleri de çok önemli bir gelişme yok bu krizden, dünyadaki ekonomik krizden dolayı. Dolayısıyla işsizlik sıkıntısı büyüyor. Enflasyon sıkıntısı büyüyor. Türk lirası değer kaybediyor. Ankara ne yapıyor? Acaba Kavcıoğlu, şimdi soru şu. Kavcıoğlu ne mesaj verecek? Şimdi Kavcıoğlu'nun vereceği mesaj yok. Yani faizi niye düşürdün diyecekler. Niye düşürdün? Şimdi soracaklar insanlar mecliste, milletvekilleri umarım sorarlar. Yani ne kadar soracakları şüpheli ya. Niye düşürdün diyecekler. Ne diyecek? Yani enflasyonun sebebinin faiz olmadığı kesin. Bütün dünya biliyor. Git bugün sokaktaki vatandaş da biliyor ama Ankara ikna olmuyor. Neden ikna olmadığını anlamış değiliz. Enflasyon frenleyebilmek için talebi dizginlemen lazım. Böyle bir dizginlemen için faiz artırman lazım. Paraya ulaşımı zorlaştırman lazım. Sen bunları yapmıyorsun. Bir de faiz diyorsun. Bu sefer hem enflasyon diyor hem devalüasyon diyor. Sanayinin ana mallarını ithal ettiğin için bu da sana enflasyon olarak, katmer olarak geri dönüyor. Dolayısıyla şimdi bu sorular ne cevap verecek? Niye devalüasyona sebep oldun diyecek. Ne diyecek şimdi Sayın Kavcıoğlu orada? Vereceği mesajlar var. Aa, ne diyecek? Amerikan Fed aslında doları yükseltiyor. Bizim faiz düşüşümüzden değil diyecek. Şimdi buna kim inanır? Hiç kimse inanmaz. Gidin bugün ilkokuldan yeni mezun 12 yaşındaki çocuğa sorun, o bile inanmaz. Evet. Yani diyeceği bir şey yok. Ne yapacak? Yeni faiz düşüşüne ortam hazırlamak için konuşma yapacak. Orada milletvekilleri ikna etmeye çalışacak ama kimse de ikna olacağını ben tahmin etmiyorum. Herkes cebindeki parayı sayıyor çünkü. Yani bunun için ekonomist olmaya gerek yok. Dolayısıyla Sayın Kavcıoğlu, Merkez Bankası Başkanı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerini ikna etmesi mümkün değil. Mümkün değil. Yani hiç kimse ikna olmaz. Çünkü sokaktaki insanlar da ikna olmaz. İşte ben bir geziye çıktım. Ege'ye gittim. Oradaki insanları gezdim. İnsanların yüzünden düşen bin parça. Fiyatlar inanılmaz artmış. Yani Ege'de kaynağında bile peynir fiyatları 79 liraya çıkmış. 79 lira beyaz peynir. Yani en düşüğü de 64 lira. Şimdi insanlar nasıl alacak bunu? Geçen sene bu fiyatlar 42 lira seviyesindeydi. En iyi peynir 48 liraydı. Şimdi en iyi peynir 78 lira, 79 lira. Nasıl olacak şimdi? Orta halli peynir de o zaman 32 liraydı. Şimdi 52 lira. Ne? İnsanlar nasıl alacak? Şimdi kendi hani görmesem tamam diyeceğim. Fiyatlar geçen seneki İstanbul'daki fiyatların kat paket üzerine çıkmış. Yani şimdi enflasyon yok diyenlere ben gülerim. Nasıl enflasyon yok? Alım gücünü bilerek niye düşürüyorum diyecek millet. Ben şimdi millete görsem derim ki Sayın Kavcıoğlu, devalüasyon yapıyorsun. Evet. Faiz aşağı çekiyorsun. Devalüasyon oluyor. Bu da insanların alım gücünü düşürüyor. İnsanların hem cebinden vergi olarak fazla para çıkıyor hem de dedikleri mallara, satın aldıkları mallara yüksek bedel ödüyorlar.
ve insanların da maaşları artmıyor. Peki neden buna sebep oluyorsun dediği zaman ne diyecek Sayın Kavcıoğlu? Ya Bayram Bey, ben biraz da Kavcıoğlu'nun ne diyeceği kadar milletvekillerine soracak, onu da çok merak ediyorum. Vallahi yani en basit sorular bunlar. Yani bizim gibi ekonomistler farklı sorular sorarız tabii ki. Ama bu halkın soracağı ya da oradaki milletvekillerine soracağı. Tabii tabii, vatandaşı ilgilendiren şeyler, aynen öyle. Evet, senin asıl görevin diyecekler ki fiyat istikrarı. Fiyatların aşırı artışını engellemek. Oysa sen bunu engelleyemiyorsun. Peki niye engelleyemiyorsun? Hadi dünyadaki fiyat artışlarını kabul ettik. İçerideki fiyat artışlarını niye engelleyemiyorsun dediği zaman ne diyecek Sayın Kavcıoğlu? Senin asıl görevin, sen asıl görevini yapmıyorsun şu an diyecek insanlar. Evet. Nasıl olacak şimdi? Çok basit yani. Ben bakalım ne cevaplar verecek, yarın da onları değerlendireceğiz tabii. Evet. Şimdi diğer taraftan asıl sıkıntı dünyadan gelmeye başladı. Şimdi dünyada en önemli ticarette kullanılan para birimlerinden bir tanesi Amerikan doları, bir tanesi euro, bir tanesi İngiliz sterlini ki 70'lere kadar bir numara, 60'lere kadar bir numara para İngiliz sterliniydi. Şimdi İngiliz Merkez Bankası'nın yılbaşına kadar faiz artırması bekliyor. Şimdi faiz artışı olduğu zaman biz yandık demektir. Çünkü borçlanmamız inanılmaz şekilde yükseltir. Arkasından Amerika kısacak piyasaya verdiği parayı. Bu da bir anlamda faiz artışı demek. Parayı ulaşmakta zorluk çekeceğin demek. Avrupa Birliği de hemen Fed'i takip edecek. O da piyasaya verdiği euro miktarını azaltacak. Şimdi biz nasıl ulaşacağız paraya? Bu sefer ne olacak biliyor musunuz? Eğer bu olaylar Aralık'taki herkes öyle bekliyor. Aralık'tan itibaren gerçekleşmeye başlarsa Mart, Ocak, Şubat, Mart yangın yeri olur Türkiye. Anlatabiliyor muyum? Yangın yeri olur Türkiye. Çünkü paraya şu an paranın bolluğunda faizlerin sıfır olduğu noktada bile sen borçlanmakta zorluk çekiyorsun. Orada sıfırken sen 5 katı faiz ödüyorsun. 5 katına fazla faiz ödüyoruz biz şu an. En son 5.40'tı galiba borçlanma oranımız. 5.04 veya 5.40'tı. Hani 0.40'dan 5 de kabul et. İnsanlar birbiri verirken sen 5 veriyorsun. Onda bile zorlanıyorsun. Çünkü CDS oranların 439-440 puanlarda. Yani verilemez, para verilemez, yatırım yapılamaz ülke seviyendesin. Peki nasıl olacak şimdi? Daha da zorlanacaksın, daha da kavrulacaksın. Bir de bunu enerji fiyatlarına koyduğun zaman uçar gider. Kısa vadeye baktığımız zaman demir fiyatları tekrar dünyada yükselmeye başladı. Emtia fiyatları da yükselmeye başladı. Kış yaklaştıkça her şeyin fiyatı artıyor. Bu zaten dönemsel olarak da artıyor, şimdi katmerli olarak artıyor. Şimdi bunlar önümüzdeki günlerde Türkiye'de enflasyonun inanılmaz şekilde yükseleceğini gösteriyor. Sayın Kavcıoğlu bu ortamda nasıl faiz düşürecek şimdi? Yılbaşına kadar herkes en az 100 bas puanda düşmesini bekliyor. Niye? Siyaseten bekliyorlar. Ekonomi veriler bunun tam tersini söylüyor. Evet. Siyaseten bekliyorlar veya bütün bankalarda evet 100 bas puan bekliyoruz ama yaparlarsa yanlış olur. Türk lirası daha fazla değer kaybeder. Değer kaybetme hızı çok artar diyor. Peki buna rağmen nasıl yapacaksınız? Şu an bütün bunları topladığımız zaman şöyle bir resim çıkıyor. Türkiye'de her kafadan bir ses çıkıyor. Kimse ne yaptığını bilmiyor. Bilen de doğruyu yapmıyor, siyaseten yapıyor. Evet. Bu sefer ne oluyor? Ekonomik düzen alt üst oluyor. Çok net. Alt üst oluyor. Olmayan düzeni daha da kötüye, daha da kötüye, daha da kötüye çekiyoruz. Dolayısıyla Ankara'nın bir önce toparlanması lazım. Ve bunun Türk lirasının değer kaybını engellemesi lazım. Bunun şu anki kısa vadedeki yolu, tek yolu faiz düşüşünü bırakın. Faiz artırması lazım Merkez Bankası'nın. Eğer bunu yapamazsa önümüzdeki günler gerçekten Türkiye'de çok büyük bir fakirlik yaşayacağız. Çok ciddi bir fakirlik yaşayacağız maalesef. Evet. Merkez Bankası şu an görevinin gereğini yerine getirmiyor. Özeti bu. Evet. Faiz arttırımı da çok söz konusu olmayacağına göre demek ki halk olarak gerçekten çok zor günler bizi bekliyor demektir. Daha da zor günlerimiz var. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'nin yönetilemediğine ilişkin. 2012 ve 2015 rakamları açıklandı bugün. 2012'de 2015'te Avrupa Birliği'nden kamu ihalelerine 123 firma giriyor. Amerika'dan 71-72 firma giriyor. 2018'den sonra ve bugüne döndüğümüz zaman kamu ihalelerine 123 yerine 18 firma girmiş Avrupa Birliği'nden. Amerika'nın da 2 firma girmiş. Ya bizim kaynağa ihtiyacımız yok mu? Kaynağa ihtiyacımız var. Peki insanlar niye girmiyor? Çünkü kamu ihalelerinde şeffaflık yok. Sen kamu ihaleleri toplam 12-13 firma arasında pay edersen Türkiye'de bir, gelir adaletini bozarsın. İki, kaynak ihtiyacını yurt dışından karşılayamazsın. İçeride yaratamadığın kaynağı dışarıdan alamazsın. Çünkü insanlar sana güvenmiyor. Niye? Şeffaflık yok. Yani güven yok demek. Şeffaflığın olmadığı yerde güven olmaz. Güven olmadığı yerde insanlar gelmez. Gayet net. Niye yabancı sermaye gelmiyor? Bu yüzden gelmiyor. Güven olmuyor. Şeffaflığın yok. İnsan parasının nereye gittiğini bilmiyor. Dipsiz kuyu.
O zaman insanlar niye para verecek? Niye senin ihalene girsin? Girmez. Yani bu kadar basit şeyleri Hazine Bakanı, Merkez Bankası Başkanı, Ticaret Bakanları niye görmüyorlar? O kadar danışman niye görmüyorlar? Ben hala anlamış değilim. Gerçekten anlamış değilim. Evet. Her gün bu soruyu soruyoruz ama maalesef bir cevabını ve karşılığını bulamıyoruz. Umarız bulacağımız günlerde gelir diyelim. Kavcıoğlu'nun açıklamalarını da merakla bekliyoruz. Yarın onları da yorumlarız. Ben size çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.